Fatih Altaylı, fatihaltaylı.com.tr Etkisiz cezalandırma Geçen hafta sonu bir haber okudum. Tekirdağ'da bir müteahhit yapmakta olduğu bir binadaki beton kalitesinin standartlara uygun olmadığını fark eder. Her ne kadar yapı denetim firması denetim yapmış ve betonun uygun olduğu yolunda bir rapor vermişse de, aynı zamanda mühendis olan müteahhit tecrübeli gözleri, Raporun gerçeği yansıtmadığını görerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kekirdağ İl Müdürlüğüne müracaat ederek yapmakta olduğu binanın betonunun bir de bakanlık uzmanları tarafından denetlenmesini talep eder. İl Müdürlüğünden uzmanlar gelir, betondan örnek alır ve laboratuvarda yapılan inceleme sonucu müteahhit haklı çıkar. Beton kalitesi standartlara uygun değildir. Sonuç ne olur? Müteahhit kendi başvurduğu halde başvurusu ihbar sayılır ve müteahhite 1 milyon 58 bin lira ceza kesilir. Ben de bu durumu bayağı ağır bir biçimde eleştirince dün gece geç saatte Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhesaki aradı. YouTube programımda yaptığım eleştirileri dinlemiş ve hemen durumun araştırılması talimatını vermiş. Sonuçlar kendisine ulaşır ulaşmaz da beni aramış. Fatih Bey, haklı eleştirinizi dinledim. Konuyla ilgili bilgi sahibi değildim. Hemen araştırılması talimatını verdim. Müteahhite ceza kesildiği doğru ancak çürük betona standartlara uygun raporu veren yapı denetim firması da bir buçuk yıl süreyle faaliyetten men edildi. Ya onlarca mühendise bir buçuk yıl boyunca çalışmadan maaş ödeyecek ve büyük zarar edecek ya da kapatılacak. Yani orası da ceza almış oldu. Kalitesiz betonu satan beton santrali de kapatıldı dedim. Bakan Öz Haseki bu işlemlerle ilgili evrakı da bugün içinde benimle paylaşacak. Muhtemelen mevzuat bu ve bakanlık da mevzuata göre hareket ediyor. Ancak durum buysa mevzuatta bir hata var. Bu geçersiz ve sahte raporu veren firma değil. O firmada çalışan kişiler yani mühendisler, denetim elemanları, firma kapansa bile bu ahlaksızlar gidip başka bir firmada aynı ahlaksızlığı sürdürecekler. Burada bu kişilere de meslekten men cezası verilmesi lazım. Attığı zaman mangalda kül bırakmayan mühendis odalarının bunlar hakkında soruşturma başlatması ve süreli de olsa meslekten men cezası vermesi lazım. Yoksa ortada bir ceza var diyemeyiz. Kaldıkları yerden sahtekarlığı ve insan hayatıyla oynamayı sürdüreceklerdir. Keza beton santrali onlar da beton santralindeki iş makinalarını muhtemelen yine kendilerinin kuracağı yeni bir firmaya devredecek ve kalitesiz betonlarını başka bir isim altında üretmeye devam edecekler. Onların da ya çok ağır bir para cezasına çarptırılmaları ya da şirketin üretim araçlarının da müsaade edilmesi gerek. Yoksa ortada gerçek bir ceza var demek mümkün değil. Ticaret kesildiyse bu gemi niye orada? İsrail'le ticareti kestik değil mi? Açıklamalar öyle. İsrail de bunun üzerine Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımlara izin vermeyeceğini duyurdu. Bu durumda Türkiye limanlarından İsrail limanlarına herhangi bir taşımacılık faaliyetinin olmaması lazım. Peki madem öyleyse İskenderun limanından kalkan Türkon İstanbul adlı konteyner gemisinin şu an İsrail'in Ashdod limanında ne işi var? Acaba İsrail limanlarındaki tek Türk gemisi o mu? Hamas'ın yaptığı kime yaradı? Katar ve Mısır'ın ara buluculuğundaki uzun müzakereler sonucunda Hamas ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Bini aşkın İsrail'linin Hamas saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin hemen ardından İsrail Gazze'ye saldırmış ve bugüne kadar yarıya yakını çocuk ve kadın tamamına yakını sivil 30 bini aşkın Filistinli'yi katletmişti. İsrail Gazze Şeridi'nin tamamına yakınını işgal etmiş ve kıyıya kadar inmiş, milyonlarca Filistinli evinden, barkından olmuş, bölge bir enkaza dönmüştü. Ve tüm bu olanların ardından Hamas ateşkesi kabul etti. Ancak İsrail Hamas'ın öne sürdüğü şartların kabul edilemez olduğunu söyleyerek ateşkese yanaşmayacağını açıkladı. Peki Hamas'ın öne sürdüğü kabul edilemez şartlar ne? Detaylara bakmayıp sonuca odaklanırsanız Hamas'ın tek bir eksiği var geçen eylül ayına dönmek. Yani Hamas saldırısı öncesi koşullara dönmek. İsrail'in Gazze'den çıkması. Aradan 30 küsür bin zavallı sivil boşu boşuna ölmüş. Milyonlar boşuna evsiz bırakılmış olacak. Başka bir şey değişmemiş olacak ve katil Netanyahu yönetimi ise bunu kabul edebilir bulmuyor. Ben Hamas saldırdığı anda bu saldırı İsrail'in işine yarar dediğim için beni İsrail yanlısı ilan edenler acaba bu durumda ne düşünüyor? var mı bir yanıtları? Coca-Cola dökerek, Starbucks taşlayarak, McDonald's basarak 30 bin canı geri getireceklerine olan inançları sürüyor mu? Bu arada binlerce insan ölür, milyonlar sürülür ve sürünürken bir otel odasına kaydedilmiş ve Hamas liderine ait olduğu öne sürülen uygunsuz görüntüler de elden ele dolaşıyor. En azından Harvard'lı değil. Erman Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın puan hesabını eleştirerek, Matematik hocanın gözlerinden öperim buyurdu. Erman Hoca ayıp etti. İsmail Kartal futbolculuktan gelen bir isim. Öyle yüksek eğitim falan almışlığı da yok. Kartal'ın Harvard Üniversitesi mezunu işvereni Ali Koç, kulüplerin Spor Toto'dan aldığı payın buçuktan binde 45'e gerilediğini, azaltıldığını iddia ederse, muhtemelen ortaokul mezunu olan Kartal'ın puan farkının açıldığına inanmaması da son derece sıradan bir vakadır. Bu arada Saadettin Saran da yakın çevresine başkan adaylığından çekildiğini söylemiş. Ali Koç'un başkanlığa devam edeceği kulislerde konuşuluyor. Ne zaman insan oluruz? Herkesi aptal zannetmediğimiz zaman.